Herkese merhaba arkadaşlar, Doğru Bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Hemen gündemi konuşacağız, başlayalım arkadaşlar. Evet, önce her zamanki gibi gene kendi borsamızdan bizden başlayacağız arkadaşlar. İşte e, dün bir çöküş olmuştu, hani 4 saatlik güzel e, şu an, 4 saatlikten takip edebilirsiniz. E, güzel gösteriyor tam e, destek ve dirençleri. İşte 4 saatlik de e, bakacak olursak bunu da dün atmıştım zaten Instagram'a. Şu çöküş sonrası acaba binlere gidip işte şuradaki destek bölgesine gidip oradan mı sekecek? Yoksa gerçek bir şelale mi gelecek? Yoksa e, buradan dönecek mi diye sormuştum. E, genelde cevap binlerin oradan yani şu Destek bölgesinden seker çıkmıştı ama e, şıkkı olan e, yok bir şey olmaz buradan döner e, gerçekleşti. Şu an roket olduk çok güzel gidiyoruz şu an videoyu çektiğimiz anda saat işte 5'e doğru e, yaklaşık bir buçuk saat kaldı kapanışa. E, feci roketledik gidiyoruz. Yani bizim biz ne diyoruz şuradaki destek çok güzel çalıştı işte görüyorsunuz. Buna bir alternatif olmadıkça yani sizin açınızdan değil arkadaşlar bak burada gene yanılıyorsunuz. Ee, bir fon yöneticisi, bir e, market maker, piyasa yapıcı ya da çok e, zengin bir balina olduğunuzu düşünün. Türkiye'de nerede e, en güzel kazancı yakalayabileceğinizi cevabını verdiğiniz an e, zaten borsanın artık gidip gitmeyeceğini anlarsınız. Şu an halen bir borsamıza alternatif yok. Alternatif olmadığı için Tina yüzünden derizin o alternatif Şıkkı yüzünden gitmeye devam ediyoruz. Ama aralarda tabii ki de düzeltmeler olacak. Panik yapmayın. İşte bu e, halka arz çılgınlığı devam ediyor. Bakalım orası nasıl bitecek. Yani e, demem o ki burada durum e, hala yukarı yönlü arkadaşlar. E, aşağı yönlü olduğuna inanmamız için dediğim gibi belli koşullar gerekir. O yüzden o koşullar tamamen gerçekleşmeden Full nakite falan geçmenize gerek yok ama tabii ki de kendi araştırmanızı kendiniz yapın bunlar benim şahsi fikirlerim Evet biz böyle Amerika nasıl hocam İşte Amerika için birçok şu an beklenti var ne var yarın tüfe var sonra üfe var ondan sonra haftaya FOMC var yani çok fazla etken bileşen var bunların ne geleceğine dair işte artık şu dipten tekrar sekiş devam mı edecek? Yoksa burada bir lower high, lower high, lower high yapıp tekrar aş artık aşağı mı gideceğiz? Bunların hepsinin cevabı 1-2 e, gün içerisinde belli olacak ama gelen PMI'lardan ve diğer verilerden gördüğümüz üzere hiç de öyle güzel günlük güneşlik bir şey yok. Şurada habere bakalım bu haber ne kadar doğru. Diyor ki hisseler diyor soft landing beklentileri doğrultusunda zıpladı diyor. Buna kim sebep oldu diyor. Çin'den gelen datalar ve Yeran'ın söylediği ben feeling very good diyor. Yani çok güzel hissediyorum diyor. Tabi sen 80 yaşında teyze güzel hissediyorsun ama hiç de piyasa öyle güzel değil. Bunun cevabını da birçok kez verdik. İşte PMI'lar olsun. Ondan sonra manufacturing tarafı zaten gebrek durumda. Servis tarafı da oralara geri çekilmek üzere işte emlak sektörü zaten patlat durumda. Yani bankacılık sektörü patlat durumda. Her taraf patlamış. Bu teyze soft landing diyor ve ben güzel hissediyorum diyor. İnşallah öyle olur. Soft landing denen şey tarihte şimdiye kadar hiç olmadı. Bu sefer olacak mı? göreceğiz hep birlikte. Hep diyorlar ya bu sefer farklı, bu sefer farklı, bu sefer farklı mı? Göreceğiz arkadaşlar. Ama e, hani dünkü rally bugün pek bir şey yok gibi duruyor. Bugün tabi e, dediğim gibi şu dolara da bir bakalım. Dolar da birazcık şey yapıyor, etkiliyor tabii marketi şu an. Dün e, dolar aşağıya sakinleyince markette yukarı gitmişti. Şimdi dolar tekrar bir bit kazandı. Yani alım geliyor dolara. E, dolara keşe geçiyor insanlar. Böyle olunca da dolar gidince market gidemiyor. Bakalım bu devam edecek mi? Gün içerisinde göreceğiz. Yarın öncesi e, acaba işte bugün de market tekrar pozitife dönüp yarın mı çakılacak veya işte bugün böyle yine bir hafif kırmızı yapıp yarın gelen veriler doğrultusunda e, radikal bir hareket aşağıya da yukarı yapacak mı? Bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi e, enflasyon artmaya devam ediyor. PMI'lerden görüyoruz bunu. E, petrol deseniz petrolde petrol de işte arttı. Artmaya da devam ediyor. E şimdi böyle bu petrol bakın şurada dinlenmişti. Böyle olunca dün market biraz rahatlamıştı. Şimdi bu arkadaş tekrar roket diyor. E tabi bu arkadaşın roketlemesi biraz korku yaratıyor. işte enflasyon tekrar hortlamasına yol açacak en büyük etken bu. Görüyorsunuz çok da güzel bir formasyonla patlata patlata gidiyor. 90'a doğru gelmek üzere. İşte bu neydi arkadaşlar? Yolsu elektrik olarak dönüyordu. O yüzden burası biraz korkutucu duruyor. Bakalım yarın tüfeği nasıl ayarlamış arkadaşlar? E, CPI biz ona ne diyoruz? CPI diyoruz. Bakalım CPI bu sefer nasıl bir lay söyleyecek bize? Onu yarın göreceğiz. Yani ortam burada bu şekilde ee, işte bu petroldeki hortlama bizi korkutuyor diyoruz. Dolardaki yükseliş devam ediyor diyoruz. 10 ee, yıllıklar işte artık biraz sakinlemesi lazım sakinlemezse e, neydi faize e, tabi e, duyarlı hisseler, sektörler çok etkilenecek. E, bu arkadaş yukarıya gitmeye devam ettikçe de e, burası daha cazip hale alacağı için buraya kaçılıp öbür taraftan kaçılacak arkadaşlar. Dün başka bir ne oldu? Tesla'mız, gözde Tesla'mız e, en favori hisselerimden biri benim de zaten. Ne oldu? E, Morgan abilerden bir e, upgrade aldı ama öyle böyle bir upgrade almadı. Sağlam bir upgrade aldı ve e, 600 milyar değerinde e, dojo bir... E, Gelir yaratacak diyor Dojo ne arkadaşlar Tesla'nın biliyorsunuz otomatik sürüş sistemi var onu geliştiren işte AI bu e, o AI'dan diyor ki 600 milyarlık bir gelir elde ederler bu adamlar diyor o yüzden diyor ben diyor buradaki e, Tesla'daki e, hedef fiyatımı 400'lere çıkardım diyor öyle olunca e, ne oldu dün %10 roket oldu Tesla. Ben de güzel para yaptım Tesla'dan dün. Ee, bakalım bu e, gap gepen krep mi olacak? Yani işte e, bir roket atıp ondan sonra çakılma mı olacak? Göreceğiz. Şimdi zorlanıyor. Bakın tam ikili tepe yaptı. Eğer burayı kırarsa biraz daha bir tur daha atar gibi duruyor. Ama burada ikili tepeye dönüşürse bu da yorulur artık. Düşer. Çünkü şurada da görüyorsunuz bir e, direnci var. O dirençte e, bakalım başarılı olabilecek mi olamayacak mı göreceğiz şurada daha önce bir ikili tepe yapmıştı. Şimdi gene burada ikili tepe yapıyor aynı yerde. Bu rakam önemli 275 diyelim hadi yuvarlandan. Orayı kırmamız lazım. Orayı kırarsak o zaman işte bir şeyler olabilir arkadaşlar. Yani Tesla'da durum bu. Ondan sonra en önemli verilerden biri dün için neydi arkadaşlar? Oracle. Ee, şimdi diyoruz ki Nvidia'nın en büyük alıcısı Oracle, değil mi? E ee, Oracle'da aslında e, gelir. Yani bilanço çok kötü gelmedi. Şimdi göstereceğim zaten. Bilanço fena gelmedi ama dokuz çakıldı. E, dün After House'da e, şey geldikten sonra, bilanço geldikten sonra e neden çakıldı hocam? Şunun için çakıldı. Çünkü çıta artık çok yükseldi arkadaşlar. Çıta çok fazla yükseldiği için artık en ufak bir o çıtaya ulaşamama görüldüğü zaman çakıyorlar. E şimdi bakalım işte içine. Yani öyle çakılacak bir şey var mıymış? hiç de böyle çakılacak bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. neden hocam? Çünkü işte şunu da görüyorsunuz. Şeyler e, total gelir %9 artmış. E, şeyde gider de neymiş? %4 artmış. E, %9 artıyor. Yüzde, yani gelirin de %9 atıyor. Giderin %4 artınca totalde ne yapıyorsun? Tabii ki de artı yazıyorsun. E, böyle olunca aslında kötü değil bilançonun için. E peki şeye bakıyoruz işte hani bu e, dedik ya Nvidia'yı kim alıyor arkadaş bu Nvidia bu bilançoları kime göre e, çıkartıyor revenue geliri nasıl artırıyor e, hardware eksi 12 yazmış yani geri gidiyor e, hardware eksi 12 yazarsa bu geri giderse demek ki en büyük alıcılardan biri olan Oracle Nvidia'dan bir şey almıyor gözüküyor e, marjinlere bakıyoruz e, operating marjini geçen sene yüzde 23'müş bu sene %26 olmuş. Orada da gelişmiş. E bu adam bu kadar e, kötü olmayan bir bilanço açıklayıp %9 niye çakılır? E niye çakılır işte arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi çıtayı çok yükselttiler. Çıtayı çok yükselttikleri için de. Artık e, buy the rumor, sell dönüşüyor. E, o yüzden acayip bir bilanço gelmediği sürece e, böyle normal güzel bir bilanço da bile aslında güzel bir bilanço ama e, hisse %9 çakılıyor. E, gördüğünüz gibi hiç de e, Nvidia ile ilgili de bir şey gözükmüyor. Bakalım bu sonu nasıl bitecek? Ondan sonra e, Disney ile Charter biliyorsunuz e, bir anlaşma içine girmeye uğraşıp duruyorlardı. İşte bu futbol e, karşılaşmalarını yayınlamak için e, kaç gündür yayınlanamıyordu. En sonunda anlaştılar. İşte e, Charter'ın hali ortada. Şurada ayrıştılar görüyorsunuz. Ondan önce hep birlikte takılan iki firma bu. Şurada ayrıştılar şimdi bu anlaşma hani Disney şu kadar e, kalkmış bu bu kadar kalkmış bu anlaşma sizce buna mı buna mı yarar yani bu arkadaş e, zaten güzel yoldaydı biraz daha bundan daha iyi durumda bu anlaşmayı yaptığı için e, bu arkadaşa bu biraz daha iyi gelecek gibi duruyor. E, Disney'de artık şuralardan biraz kendine gelmesi lazım diyoruz ama bir türlü gelemiyor çünkü <laughs> yok yani tüketicide şey kalmadı. E, dolar kalmadı o yüzden buralara geldi ama Charter e, o düşüşü yaşamadı bunun gibi. Şimdi burada biz de e, bu tarz bir anlaşma yapınca buradan rahat rahat biraz daha sıyrılacak gibi duruyor Charter. Onun haricinde ne oldu arkadaşlar? İki tane ipomuz var biliyorsun konuşulması gereken. Instacart dediğimiz e, işte online e, alışveriş bizim getir Metir gibi tarzında iş yapan e, bir firma bu. 9.3 milyar değer biçildi bu aypoya. Hani öbür ARM'ye kadar tabii güçlü bir aypo değil. Ama bu da fena olmayan bir aypo. Bakalım göreceğiz. Bunu taşıyacaklar mı? Yoksa direkt çakacaklar mı? Bizdeki gibi olmuyor orada halka arızı arkadaşlar. Yani halka arızı oldun mu? 10-15 tavan garanti diye bir şey yok orada. Bakıyorlar. Gerçekten gideri varsa alıyorlar. Yoksa direkt çakıyorlar. ARM işte en büyük son dönemin en büyük ayposu ee, bakalım orada durum ne olacak işte bu telefonlara çip üreten firma ve işte durumu şuydu yani Nvidia'dan sonra şurada ARM var Broadcom işte e, Broadcom Marvel AMD Analog Device Qualcomm falan onların e, ederini görüyorsunuz buradaki bir firma hype oluyor e, o yüzden bakalım e, nasıl olacak ARM'yi dört gözle bekliyoruz. Ee, işte Instacart ile birlikte e, uzun zamandır e, tabii çöküşte olduğu için e, piyasa kimse halka arz olmak istemiyordu böyle bir dönemde zaten halka arz olmaz kimse bakalım sonucu ne getirecek orada peki gelelim bitcoin'e e, hocam bitcoin'de ne oluyor bir böyle roket oluyoruz bir çakılıyoruz bir roket oluyoruz bir çakılıyoruz çünkü çok fazla e, sıkıntı var orada hem de ne diyoruz gene kayede Para yok. Kimsede para yok. En e, bulaşılması riskli yer burası. O yüzden kimse bulaşmak istemiyor falan filan. En sonunda ayın 13'ünde yani yarın FTX'in e, davasının sonucuna göre e, FTX elindekileri satmaya blokeliydi biliyorsunuz. Artık izin gelecek. İşte 3.4 milyar dolarlık mal var edin elinde adamın en çok da işte şurada görüyorsunuz e, tekil olarak bakacak olursak sol var. Ve o yüzden sol bayağı bir çakıldı son anlarda, son günlerde biliyorsunuz. İşte insanlar A FTX'te çakarsa biz şimdiden kaçalım diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Anlaşmada bir kere 200 milyon, 200 milyondan fazla Satamazsın ibaresi var. Öyle 3.4 milyarı bir seferde küt diye satamayacak adamlar zaten bir. İkincisi bunu satmak öyle e, basit bir şey değil arkadaşlar. Bunu satmak için bir markete girmen lazım değil mi? E ne olacaksın? En büyük market neresi? Binance. E, sizce Binance buna izin verir mi? E, kendi piyasasından 3.4 milyarlık çakmasına. Zaten dediğim gibi onu tek seferde çakması yasak. 200-200 çakabilecek. Yani o yüzden öyle çok da şey olmaya gerek yok. Ama tabii ki de e, bayağı bir satış olacak. E, ama 200-200 limiti var zaten. Bir de dediğim gibi bunlar öyle e, hemencik yapılmasına izin verilecek şeyler değil. E, bu kapı arkasında bunlar konuşulmuştur, ayarlanmıştır diye düşünüyorum. Ama tabii e, KY olsun, piyasa olsun bu e, söylentilerden etkileniyor. İşte gördüğünüz gibi BTC'nin grafiği hep e, her videoda söylüyoruz. Bir tane roket attı yanına çok e, onun aynısı veya daha büyüğü bir kırmızı koyuyor diyoruz. İşte gene artık şu yeşilden sonra onun daha kötüsünü inmiştik. Şimdi gene şu tam e, görüyorsunuz kanalımızda. Girsek de arkadaşlar bakalım bugünkü yeşilin ardına yarın gene bir e, sağlam kırmızı yiyecek mi? Ayın 13'üne gel gel mi bu? O yüzden diyorum bu bir iki günde dikkatli olun. Çok fazla bulaşmamakta fayda var. Bir ortalık sakinlesin. Ne olacaksa olsun. Ondan sonra trade etmekte fayda var. Ben de elimi çektim. Bugün ve dün de pek bulaşmadım. Bekliyorum. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Bitcoin'de de durum bu arkadaşlar. Evet şimdi yarın dediğim gibi tüfe bekliyoruz. Sonra üfe önemli. Haftaya da FOMC önemli Bakalım market nasıl bir yön bulacak, nasıl bir tepki verecek. Ee, biz de dediğimiz gibi şuradaki destekten e, onay aldı. Şimdilik güçlü duruyor. Eğer kapanışa kadar böyle güçlü tutunabilirse, e, işte bir vadelilere de bakalım. Vadeliler de aynı güzel. E, bu şekilde tutunabilirse e, yeşile tekrar döneceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.